as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. As a tooth, as deep as a bite, as dark as... 2010'da Şahintepe'de başladık. Orada çocuklarımızın başarısı konusunda çok ciddi bir gözle görülür etki oldu. Geçmişte oralarda Milli Eğitim Bakanlığı birebir imtihanlarına girdiği zaman başarı çok az iken şu anda oralardan Fen Lisesi kazanan öğrencilerimiz çıkmaya başladı. Temennimiz İnşallah Güvercintepe daha sonraki süreçte bir Bahçeşehir'le, bir Başakşehir'le, bir Kayaşehir'le yarışır hale gelsin. Buradaki öğrencilerimiz aynı imkanı bulsun. Buradaki çocuklarımız bir resim konusunda, müzik konusunda, sanat konusunda aynen diğer mahallelerimizde olduğu gibi gerçekten başarılı olsun. Buralardan da inşallah gerçekten üniversiteye gidip gittikten sonra da dönüp buranın problemlerini nasıl çözeriz diye kafa yoran akademisyenlerimiz çıksın, üniversite öğretim üyelerimiz çıksın, onları istiyoruz. Bu bilgi evimizin hepimize, bütün çocuklarımıza, öncelikle bu mahalleye, daha sonra Başakşehir'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlerlendeki ekip ve kurslarla gördük ki birçok öğrencimiz dershane sistemi, etüt merkezleri tekniğiyle değerli arkadaşlarımızın, İdiyerler'deki öğretmen arkadaşlarımızın refakatinde, gözetiminde okul başarılarının daha yüksek olduğunu gözlemledik. Derslerin dışında çocuklarımıza sosyal kulüplerle daha aktif olduğu, kişilik gelişimini tamamladığı, ülkemize, toplumumuza daha yararlı birer birey olduğunu gözlemledik. Daha sevindirici bir şey gördüm. Bu bilgi evlerimizde toplam 25 bin kitap var. Bu kitapları çocuklarımız okuduğu takdirde ne kadar büyük bir başarıya kavuşacağımızı burada söylememe gerek yok. Emeği geçenleri başta değerli başkanımız, katkılardan dolayı saygıdeğer kaymakamımız ve tüm başkanımızın ekibine teşekkür ediyorum. Bu yuvalarımızın, eğitim yuvalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizinle birkaç konuyu paylaşmak istiyorum. İlçemiz kurulduğundan bu tarafa nüfusu ikiye katlandı. Yaklaşık 350 bin nüfusa geldi. İlçemiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 800 bin nüfusa kavuşacak. Şu anda hizmete açmak için önünde toplandığımız, barında bulunduğumuz Güvercintepe, sadece Güvercintepe mahallesi bir Güngören ilçesi kadar, bir Bayrampaşa ilçesi kadar büyük. O bakımdan belediye başkanımız hakikaten büyük hayretler içerisinde, büyük çalışmalar içerisinde bulunuyor. Bunun için şu rakamı hiçbir zaman unutmayın. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde ve önümüzdeki 1 yılla beraber 5 yıllık hizmet içerisinde belediye başkanlığı bir yıllık bütçesini tamamen eğitime ayırmış vaziyettedir. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir belediye başkanlığı bir yıllık bütçesini 5 yılın bir yılı tamamen eğitime harcıyor. Bu aşağı yukarı 350 milyon TL demektir. Bu çok büyük bir rakamdır. Bunun için yapıyor belediye başkanımız. İşte şimdiden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2023 vizyonunu, 2071 vizyonu yakalamak için sadece en büyük sermayemiz çocuklarımıza, gençlerimize, beşeri sermayemize yatırım yapmak için yapıyor. Ben de burada olmaktan dolayı, bu konsepte tanık olmaktan dolayı son derece mutluyum. Hepinize başarılar, sağlıklar diliyorum. Gelecekte hepinizin bu ülkeye faydalı, yararlı, her alanda, sadece sanat alanında değil ki, burada o da var benim bildiğim.
en azından tiyatro kursu varmış ve 400 tane de öğrencisi varmış. Tiyatrocu olmayabilirsiniz ama tiyatroyu öğrenmek, tiyatrocu olmak kadar da değerli. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alkışlarınızla dinleyicimiz hayırlı uğurlu olsun. Niye bir yolu kurmak var çar? Niye bir yolu kurmak var kendinden bu ayrılıklar? Sevdiğim kız bana abi deyince oğlum bak git gibi araç arkasına yazılan sloganların genel adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafik kuralları, B. Töre kanunları, C. Fabrika ayarları, D. Can sıkıntılı çavurum cümleleri. Evet, oranlarımız geliyor. O da ayaklarıyla geliyor. A. %5, B. %20, C. %40, D. O ne ya? %90. Burada bir tuhaflık vardı ama çözemedim. D diyorum %90. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Evet, bakıyoruz. Ya. Efendim abi. Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? Aman abi ya. Olmaz olur mu? Tabii Afrika'daki kadar bol değilse de işte 3-5 tane bulunur. Alman aslanı Alman. Hayırlı olmasını diliyorum. Çok uzun tutmayacağım. Ben bugün bu 1-2 performansta inandım ki Başakşehir'den Kenan Işıklar'da, Şener Şenler'de çıkar. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Sevgili öğrencilerimiz için, onlara destek veren sevgili velilerimiz, çok kıymetli öğretmenlerimiz, her birini yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Buna fırsat tanıyan belediye personelimize, Mevlüt Uysal Belediye Başkanımızı da yürekten tebrik ediyorum.